happened. The transmission got cut off. Salazar, nasıl girdin lan bu hatta? Yani her türlü bilgi verecek değiliz ya sana. Eşi nerede? En nihayetinde bizim fevkalade tuzaklarımızdan birine yakalandı. Ama onun için endişelenme. Ayrıca sen kendin için endişelen. Niye? Çünkü kanalizasyondaki insekler şimdi senin icabına bakacak. Bir sonraki görüşmemizi dört gözle bekliyorum. Tabii hayatta kalırsan. İnsekin ne olduğunu biliyor musunuz? Kanalizasyonda lisinler bizi tekmeliyor değil mi şimdi aşağıda? Burada bir... Şu anda üst kata çıkamıyorum. Şuranın kapısı kilitli. Yapacak bir şey yok oraya. Daha sonra geleceğiz. Bakın buraları. Buralar silah odası. Satıcı abiye ait. Hemen girip biliyorsunuz zaten mevzuyu. Hiçbir loot yapacak bir şey yok. Yanıyor mu? Kafasına göre bunlardan birini veriyor. Hadi yavrum diyor. İçeride çatışıyoruz. Çatışıyoruz dediğim, karton vuruyoruz. O kadar. Bunun sonucunda da ufak biblolar ve en son zorlukta falan 50 bin peseto falan veriyor. Ama ben bence oynaması dahi çok da zevkli değil ya. Kartondan bahsediyorum. Karton vurma olayını ben çok sevmiyorum. Şöyle düşünün. Hani birini bekletmeyi sevmiyorsan, kendi adıma konuşayım, ben bekletmeyi sevmiyorum. O yüzden beklemeyi de sevmem. Oynamasını sevmiyorum, o zaman izletmesini de sevmeyeceğim. Ben de öyle yani. Ne için yapılabilir biliyor musunuz yani? Çok acil, oyun kilitlenmiştir bir yerde. Pezato'ya sıkışmışsınızdır. Ancak o zaman. Evet, gerilim vermeye başladı. Ya yürüyün, karton vuralım bana. Burada hazine var. Var. Evet. Geleceğim mi? Peki bunları yaparak bir yere varabilir misin? Bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Gökyüzündeki ama onu almam lazım biliyorsun değil mi? O içinden çıkan zımbırtılar. Zımbırtı değil, onlar gerçi Doritos bayağı. Ya gerilim verme bana. Yeşil Doritos çıktı, güzel. Turuncusu daha pahalı, mavisi en pahalı. Fiyat olarak öyle yani, markette öyle satıyorlar. Benim yapacağım bir şey yok. Bu arada remake'de bunlar bayağı sinek ya. Sinek olmuş yani. Bence orijinal hali daha korkutucu gelecek yani. Hatta bana kalırsa bütün oyunda en korkutucu yerlerden biri bu sekanslar. Bilmem fark ettiniz mi? Tüfek deldi geçti, yok etti yani. Tek atlı. Ayrıca son güce ulaştığında bir de o zaman görmek lazım. Şuradan bakabilir miyim? Temiz.
Değil. Hatırlar mısınız? İlk videoda bununla ilgili bir trik söylemiştim. Eğer ki Lazer Sight'ın dotu görünüyorsa tuttuğunuz yerde, orası vurulabiliyor demektir. Bu şekilde check ediyoruz. Ayrıca bu sineklerle ilgili, sinek değil aslında bunlar ya, bunlar insek. Bunlar böcek. Kanalizasyon böceği. Gel. Sana çok da tüfek harcamak da istemem. O ne lan öyle? Gel mi? O şey ölmediğini mi iddia ediyor? Ben Doritos'umu alayım da. Acılı verdi. Olsun. Bol bol TMP harcayacağız. Evet. Yukarıda kutu var mı? Yok. Aa, no. Pompalımız ne durumda? Cayır cayır çalışıyor. Tutukluk yaptığını bile görmedik. Bu ne lan, iki tane nereye gitmiş bu? İçinden mermi mi yürüttüler lan? Ne lan bu? Köpürtüyorsunuz oradan bir şeyleri. Sünger Bob gibi balon üfleniyor lan. Nothing. Ama ben yemem. Bana sökmez. Bu arada eğer ki uçuyorlarsa, doğacağa bak. Eğer ki uçuyorlarsa, havadalarsa, bundan bahsetmedim ama havada derken. Yani bir zemine tutunmuyorsa, kanatları ile havada süzülüyor ise, o zaman tek vuruşta ölüyorlar. Bu da kritik bir info. Başka Doritos isteyen var mı? Gene mi kırmızı ya? Yeşil. Pardon. Yeşil. Bari kırmızı verseydin. Azıcık da farklı yiyeydik. Açılamıyor. Beni hala neden germeye çalışıyorsun? Herhangi bir cımbırtı yok şu anda. Yazık. Ayrıca bu Gnado'ya bakılacak olursa ani ölmüş. Artık olay yeri inceleme eğitimi de aldığı için Leon. Ağzına kadar su dolu. Gitmeyelim diyorsun, değil mi? Peki o neydi? Nereye gitti lan? Yavrum neredesin? Öyle oradan bana sessizce geleceğim de. Eğer ki görebilirsem. Biz Red9'u boşuna yapmadık. İnsekçim, kusura bakma. Gerilimi sen mi veriyordun?
Oğlum birazdan gidip kontrol edeceğim marketteki Doritos'ların en ucuzu yeşil olan mıydı lan? Turuncu mu daha pahalı yeşil mi? Çok uzun zamandır almadım hiç. Tam buradan not aldık. Bakayım onu ne yapıyorum. Ben normalde derken normal modda ya da bir altında falan genelde sarı ot sıkıntısı yaşıyordum. Profesyonel modda kırmızı ot sıkıntısı daha fazlaymış. Ona da dikkat ettim. Açılmaz. Peki. Biliyorsun bu tür oyunlarda açılmayan kapılar her zaman bizim için iyidir. Bırakın açılmasın yani. Sevinirim ben, mutlu olurum yani. İyi ki açılmıyor. Şunu kısacağız. Kırmızı lazım. Pompalı. Bayağı yardırmış gibi bir şey ya. Şuradaki hazine. Heh, güzel. Bu içine ateş böceği konulan lambalar var ya eski zamanlarda. Öyle bir lamba. Şu an sadece yeşil doritos var. Bunu bir turuncu bir de mavi koydun mu? Daha da bizim tozumuzu bulamazlar da. Şunun maskesini ya da heykelini bir yerden bulacağız. Şu suyu bir tahliye edelim. Nereye gittik o? Ha, tam aşağıda varmış. Benden kaçabileceğini düşündün mü hiç? Eğer düşündüysen yanlış yapmışsındır. Siz insekler kapı açmak ne demek bilir misiniz ha? Ben reload'umu yapayım de sonrası beni alakadar etmez. Ve önümde de ah kardeşim. Yok artık. Gördünüz mü? Vay be. Artık sana biraz TMP yağdırayım. Bunun neyi farklı? O zaman bana mavi ver. Yeşil verdi ya. Ara sıra kedime bakmam gerekebiliyor. Kusura bakmayın o yüzden. Bir Resident Evil oyunundaki korkuyu öldüren şey tombik bir kedidir. Tüfek mermisiyle mi öldüm? Hangisiyle? Ölümlerden ölüm be yani. Birini doğrultacaksın gibi hissettim. Hissederim ben. Hissiyatım kuvvetlidir benim. 35 miymiş? Arkadaki insek neden o kadar zor öldü? Ben onu anlamadım. İki tane yakından headshot yemesine, headshot değil de buckshot yemesine rağmen uçmadı, gitmedi geriye. O çok enteresan. Be kardeşim. Tam o bana uçarken onu tekmeleyebiliyormuşum ama spreyimiz varmış. Gerilecek bir şey yok.
Gene mi yeşil yeter ya? Hakikaten yeter ama. O şey buradan çıktı. Buradan çıktığına eminim. Kapı. Problem değil. Hazine olmadığı için bir şey kaybetmiş sayılmayız. Şu kapı açılır mı? Sonunda. Oha, 10 tane. 10 tane fazla değil mi ya? Louis'in notları, Louis'in ama. Lan Louis, sen neler biliyor musun bunu? Ayrıca sen Madrid'de polistin, sonra ne oldu da biyoloğa evrildin? Çift anadal yapmış demek ki. La bazı parazitlerin böyle değişik etkileri varmış. Bu parazitlerin genel olarak ne yapacağı bilinmezmiş. Etkisi hakkında Las Plagas'ın bir ipucu vermek gerekirse, araştırma esnasında Los Ganados'ların tabii kafasına etki ettiğini zaten biliyoruz değil, deneyimledik. Artık o bilginin dışında başka bir şey. 2 yıl Los Plaga deneyimi var. Ya burada işte başka bir parazit türünden bahsediyor. Başka şekilde etki edebilen. Dicrocolium. Şu sol üstte de çizdiği şey var ya, bak orada da yazmış aslında. Yani bütün bu bahsettiğin bu farklı şekildeki parazit. Aslında bu bahsettiği şey bitkiyi enfekte ediyormuş. Ertesi sabah ne oluyormuş? Yemeye başlıyormuş. Trematoden. Bu da farklı bir tür. Nereye yazdım onu? Biri sol üstte. Evet, özel isim bu. Bu larva ne yapıyormuş? Balıklarda. Demek ki o Van Gölü canavarında yaşadığımız mevzu buydu. Bu göletteki yaratıklara etki etmiş. Bu neymiş? Lolkohloridum. Bunu nereye yazdın? Defterde bile görmüyorum ben. Bu ne? Bu da mantar mı? Ha, bu da şeyde, kuşlardaymış. Bu da kuşlarda etki eden bir türden bahsediyor. Yani bunların farklı var da. Bak, balığı gördük. Okey. Plagayı zaten sonuna kadar gördük. O da okey. Peki kuş ne alaka ya? Ben Resident Evil oyununda herhangi bir kuşla böyle cebelleştiğimizi hatırlamıyorum. Ha, manyak kargaların yuvasına bomba götürmesini böylece açıklayabilir miyiz? Yapımcılar buna da mantıklı bir yorum getirmek istemiş. Oraya gidersen büyük problem yaşanır da. Şunu reload edin. Ya biraz bir saçmalığı var. Mesele şey. Ya ışınlanıp durmayın la. Gökyüzünden mi geleceksin? Yaklaş biraz daha da. Bak bak sus. Ulan bir de sola doğru cumoc atıyor ya. Ah canım. Ama bunlar da güzel Lee Sin oynar şimdi. Kaç mermime mani olacaksın daha? Artık öl. Peki. Bunlara etki eden
Parazit türü hangisi o zaman? Ben etmiş. Herhalde sudakilerdir herhalde. İnseklerin bir güzelliği şu. O yağan yağmurlar, yağan şey Doritoslar güzel para kazandırıyor. Bence çok iyi. Bakmayın bu modda zor ölüyorlar. Aslında çok daha kolay ölüyorlar. Hiç de anlamadığım bir mekanizma. Hiç anlam veremiyorum hiç. Güneş enerjisiyle mi çalışıyor bunlar? Ya da kurmalı saat gibi mi çalışıyor? Bunun enerjisi nereden geliyor acaba? Bizdeki bu yanıcı bomba sevdası nedir ya? Şöyle bir gözüme kestireyim neyim var neyim yok. Burası kritik bir nokta. Hala spinal de çıkıyor ya. Enteresan. Allah kabul etsin kardeşim. İftar mı açıyorsunuz? Ben de geleyim. Bak adamlar orada Kayseri yağlama yapmışlar. Evet, Mori bir daha iyi anlamak için sizi. Şöyle size kulak assam mesela acına. Şimdi bunun amacı duaların kabul olmasıydı tabii ki. Bakın bu abilerin duası biraz yarım kalmış olabilir. Nedeni buydu. Bunu yapmazsanız bu heriflerin loot'unu kaybetmiş olursunuz. O yüzden mesele buydu. Yanmaya başlayın. Fazla fazla varmış. Neden harcamıyorum? Hehehehe çok komik. Arkamdan var ya. Şunu alayım da. Blastar anlıyorum. O kadar kalabalık var ki pompalının yaydığı saçma adedi yetmedi lan. Hocam biliyorum bazen kızıyorsunuz da. Neden güldün? Gel gel. Ulan 10 satır dua ezberliyorsun. Var mısınız? Red Nine hafife alınacak bir silah türü değildir. Ses niye benim içimden geliyor lan? Kim bu ara böyle böyle yapıyor? Ha, kırmızı kalmış. O ne? Ne demek? Bunlar nereden geldi? Ha, shotgun'la vurunca öldüler. Tamam gel ikimiz yapalım iftarı karşılıklı kardeşim. Bu ne lan? Pardon hocam görüşürüz. Kendine iyi bak. Bu ne? Bütün bu kargaşa esnasında da kaydedebiliyoruz yani.
Şu noktada flash'ım daha değerli gibi hissettim ya. Biraz önceki sekansta flash'ınız olmasaydı bunu yapamazdınız bu arada. Bizim de kendimize göre bir ibadet sistemimiz var. Leon artık şaşırmıyor böyle şeylere. Çek bile etmedi. Ben olsam dana mı, kuzu mu bir bakar insan Leon ya. Yapmış öyle şeyler. Adamlar nasıl bir dua ettiyse satıcı 100 kata gitmiş lan. Onu bile rahatsız etmişler. Hayvan herifler. Kaç binimiz oldu? Orası hala kapalı da şu yüzden artık burada merdivenimiz var ama. Yani yüksek tavanlı yapılar her zaman güzeldir. Her zaman güzel hissettirir. Güzeldir yanlış oldu ama. Tavanı biraz saçma değil mi? Yani bu yarım silindir şeklinde yapılmış. Neden? Ya bunun o zaman bu esas hol olmaması lazım. Yoksa yukarıdaki kat nereye gitti? Şimdi gelip seni alacağım. Biliyorsun Leon Rakonsin'den önce avizeci olarak çalışıyordu. Sporcu Leon. Oğlum bu nasıl bir TMP yağdırmak ya? Harcıyorum harcıyorum bitmiyor. Ayin yapanlar ken kafalarının üzerinde böyle biz de yukarıdan destek versek hani daha bir kabul oluyormuş. Neymiş biz bütün bu bize gelen güzelmiş ama beklemeye gerçekten değermiş. O maskenin zaten full artı full versiyonu daha önce sattık. Şakası da yok. 20 bin pezetoya satmış bulunuyoruz. Velvet takılmıyor, bu da takılmıyor. Merak ettiğim soru ise şu. Buradan aşağı atlıyorsun. Ama buradan avizeye atlıyorsun. Neden? Anlamadım. Herhalde yapımcılar gene aynı mesele yaşanmış. Beyler sizde demiş buranın yazılımı çıkan kişi. Ben bir hava almaya gidiyorum demiş. Birini unutmuşlar. Kapının güzelliğine bak. Ama yanlış yerde olabilir misin? Kapıyı söküp kaçıralım mı? Kendi evimize takarız. Seni de rahatsız ettiler değil mi? Ha oğlum dayı nasıl ibar verecek zaten. Üzerindeki silahlarla. Nasıl? Var da niye kapalı? Bu ne demek ya? Yani Redline'a yeni bir şey geldi. O yüzden şey kırmızı yanıp sönüyor. Ama kapalı mı demek? Yani sen yap ama sana mı yok? Bize yok yani. Var. Upgrade ama bize yok. Tüfeği var yapsaydık. Bu da birleştirilemiyor. Bunu beklet, bunu da beklet. Green artık yerleşti. Bu lambadan bir tane daha çıkıyor muydu? Neyse, çıksa bile yeşil zaten en fazla olmadı marketten gider alırız. Bir şey olmaz. Bir tane mi sattın ben onu? Sen de git. Ametistler de gitsin. Spineller de gitsin. Üf. Ya sana bu kadar tam 100 bin vereyim upgrade'ci aç bari ya. Bu nedir ya? Envanterde bir azalma hissettiniz Stranger.
Ne olursa olsun bu tek hamlede sığmıyor. Asla, asla ve asla. Bizim şey fazla gelmiş. Sarı ot fazla gelmiş hakikaten. Normalde kırmızı, bu kırmızı yeşil, kırmızı yeşil buraya dolar yani. Sen de şuraya sıkışır mısın? Aman patlama. Sakın. Sakın ha. Upgrade'e gömsem o mevzuyu. Vazgeçtim. İçeriye girdim. Şöyle bir adet oksijen molekülü çektim ciğerlerime. Dedim ki olmaz. Mümkün değil. Bazı şeyler mümkün değil. Hiç. Yani 3 tane satsam 3'ünü de alacağım. Bu da büyük babamın büyük babasının büyük babası. Ailenin yüz karası. Hele şükür sen neredesin ya? Koçum benim, sen bugüne kadar neredeydin? Asker misin sen? Ya bunları kabin fight'ında harcadık ya. O günden sonra bir daha da böyle kolay kolay bulunamadı. Yine birisi dua okuyor ya. Bu kastelan dediği şey kutsal neydi bu, kurza der. Ha, bunlar Salazar Lord ya bunlar. Bunların ailelerini koruyorlarmış. Ayrıca zamanla Los Illuminados denen bu religion diye geçiyor herhalde. İnanışa tabi olmuşlar vesaire. Ha, bir de ilk Castellalar. Onu güçlü yapanlar. Şey gibi, mabedin duvar yapımcıları Masonlar var ya, onun gibi benzetmişler. Peki. Los Illuminados tarikatına bir adım daha yaklaşmakta başarılı olmuşlar. Çünkü onlara da Las Plagalar enfekte edilmiş. Yani bu Lord Sadler, Lord Sadler de var. Salazar da Lord. Salazar'ın ailesi ne ayak o zaman? Lord Sadler amcaoğlu falan mı? Böyle nasıl bir şey acaba? Bu kalenin altında ayrıyetten Las Plagalar. Bu kalenin yapımında da kullanılmış bunlar. Kontrol altına alındıktan sonra. Ayrıyeten kalenin gücünü artırmaktan sonra doğrudan artık hizmet edecek bir güce sahip olmuşlar. Peki bunu yazanlar? Oğlum sağdakin erkek lan. Bu da benim sünnetliyim. Bu ne? O zaman bunların, evet yani fantastik değil de normal fotoğraflar falan olmasını beklemem lazım. Saçma sapan şeyler görmem gerekmez yani. Merak ediyorum, bunların imajlarını nereden alıyorlar acaba? Kendi gidip babaannesinin fotoğrafını getirecek hali yok ya.
Mabel'e onu önceden tablo yorumlardın. Artık o da dikkatini çekmiyor. Ne oldu, sanatçı kişiliğin mi öldü? Sessiz olur musun azıcık? Az biraz sessizlik. Ya. Herif neyi kurduysa cart diye ses geldi. Ya. Uf, arkada patlayan şey ne lan? Tamam. Ben isterim ki içeride rahat dolaşayım. Kim bağırıyor? Gördüm. Sen benim supleximin tadına baktın mı? Ya adamın kafayı mermere vuruyoruz. Bana mısın demiyor. Güle güle. Abi ben turist gibi gezmeye çalışıyorum. Hiç tekrar eden de görmedim ha. Bence büyük başarı. Napolyon'a benziyor, Lisa'ya benziyor. Bu tekrar mı etti şimdi? Kırmızı giyiyor kadın. Yo. Etmiyor. Nasıl bir hanedanlık lan? Demek ki yapımcılar Türk dizilerinden o dönem etkileniyorlarmış. 2-2'dir. Hala kafam satıcıda. Madem upgrade edilecek şeyler var, neden? Neden vermez bir insan ya? Bug mı oldu yoksa başka bir mesele mi yaşandı? Bilemiyorum. Bu kadını gördüm ama daha önce. Gel bana doğru da öyle konuşalım. Uzaktan uzaktan olmaz onlar. Ne o? Bunlar artık yiyenler var mı bilmiyorum ya. Yani Souls'lar adamda şaka yokmuş da niye bekliyorsun o zaman beni orada? Bu hastası manyak. Niye beklettin? Şurada biri duruyor da o da beni çekmeye çalışıyor diye düşündüm. Halbuki o benim böyle düşüneceğimi bildiği için benim yaklaşmamı bekleyip rush attı. Arkada duran ne ayak? Tam kolunun arkasında biri var. Bir de bu kemer neyi tutuyor hayırdır? Sorması hayırdır. Şuradan vurur muyum ben seni? Vurmam gerektiğini düşünüyorum. Kırmızılı. O kırmızılı şimdi depara kalkacak. Biraz önceki gördüğümüz kırmızılı gibi. Eğer ki koşmasına izin verirseniz çok pişman eder. Peki bu abinin resmi niye daha büyük? Acaba bu Ramazon'un önceki versiyonu mu? Hala aynısına rastlamadım ya. Pozlar benziyor bak. Pozlarda bir şey yok. Ben böyle detaylara bakarım. Hadi koş bakalım. Koş yavrum. Hadi bakalım.
Hadi koş bakalım. Duvardaki resmin ne abi, yok diyorum, o değil. Duvardaki şövalyeleri de görmedim zannetmeyin. O içten dua eden kimse, ha buymuş. Bu ne? Ne lan bu? Sen ölmedin miydi? Şimdi o kaçan arkadaşımızı peşinden kovalarsak yakışmaz. Önüne çıkarsak. Ehleme. Ehlemek falan yok. Bıçağım kırılana kadar seninle uğraşırım. Bıçaklaya içimden bir Benfero çıkacak diye korkuyorum. Lan oğlum devam. Bu kadar bıçak çekeceğine anahtarı alıp gidelim. Böyle şeyler yapacağına anahtarı al. Oo. Oha be kardeşim. Öldünüz mü lan sonunda? Anahtar gökyüzüne yükseldi. Peki bütün meselemiz buymuş. Eğer kaçmasına izin verirseniz buralardan böyle bir şeyler yapıyor. Şuraya gittiği an buradan enteresan bir şekilde Orta Çağ Kalesi olmasına rağmen bir anti-air weapon çıkıyor yani. Şaka gibi. Buraya nasıl sığdırdınız lan siz onu? Bir de neden ne? Siz birbirinize bakıyorsunuz. Birbirinizin kok... Aha, tekrar eden bu işte. Son kapıdan girerken gördüm. Aç. Benden kaçmaz. Benden kaç. Heh, daha değerli bir şey beklermişiz. Atladığımda bir şey var mı? Yok, olması lazım. Işık. Stüdyo ışığı mı kurdunuz lan? Doğal kale falan değil. Bayağı restorasyon yapılmış. Yani idam edilen canlıları görüyorsun. 6 hayat mı? Ben anaokulu eğitimimden devam etmek istiyorum. Hocam, ödev çok zor. 3'ten sonra ne geliyor bilmiyorum. Daha kaliteli şeyler beklemek lazım. Tablolardaki insanların sayısını 6 yapınca açılıyor zannedersem. Ramazan. Nasıl bir sürpriz? Aa, biz eşliğe ihtiyacımız var, sana yok. Çekil lan o zaman önden. Ben ne işin yoksa? Ben mi dedim? Evet, tam yaşını tahmin etmişiz ha herifin. O zaman ötekiler gibi kukla bir parazitsin sen. Leon okuduk, öyle değil, öyle değil. Ben hepsinin üzerinde genel kontrolüm var diyor. Nasıl olsa seni de aşağı alacağım. Boşuna heveslenme. Harcayın şu Amerikalıyı. American Pig. Nereden baksan güzel sahne. Nereden baksak güzel sahne olduğunu düşünüyorum. Bir 15 de yukarıda var. Şöyle yapsak herhalde yeter.
Şunu da reload etmiş olalım. Bunlar biraz problemli. Kafaların üzerindeki zımbırtılar hariç. Ya ne yapacağım? Duvar mı okuyorsun? Ne yapıyorsun sen? Sarı gördüm. Gerçekten sarı gördüğümü çok mutlu oldum. O ses kapı sesi miydi? Harbiden mi? Aa. Peki sen nereden geldin? Atladım mı ben seni? Full canlı olduğuna göre. Yuh. Lan kapıyı da açıp ateş etmez. Ah makyeliyim. Neden öyle bir şey yaptı acaba? 1 2 No 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 no. Halbuki dileğim şuydu da. Evon hedef al lütfen. Lütfen kardeşim. Hadi canım. Şu. Varsa oradaki yandı. Buradaki zaten içeri daldı. Bizim de şuradakine bakmamız lazım. Son. Sen ne ayaksın lan? Ne yaşandı? Gördüm de. Hadi canım. Hadi canım. Abi hangi ortaçağ kalesinde bozuk atma eğitimi veriyorlar ya? Manyak mısınız siz? Sanki böyle boğutlarla falan iyiydik. Sanki 3-4. Sanki boltlarla biz bize iyiydik. Biz bize yaşarken geldik oyun. Leon eğer ki bazı anlarda silahını diğer eline alamıyor isen seni diğer nişancılardan ayrı tutacağım. Bunu şey gibi düşünün. Hani mesela bir profesyonel bir futbolcu iki ayağıyla da topa hakim olur ya. Hani birisi hatta güçlü ayağıdır. Bir basket için tabii ki iki elle de basket. Ben solağım, o yüzden sağ elimde basket topunu sektirem. Öyle bir şey duydunuz mu? Yok değil mi? Aynısı işte profesyonel veya deneyimli askerler veya her ne zıkkımsa onlar için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Demem o ki ne? Köşelerde ben neden zorlanıyorum? Bütün mesele buydu. Teşekkürler Leon. Ben de sana eğitimin eksik yönlerini göstermek için. Koltuğa da spinal koyup gidilmez. Hayır denen bir şey. Herhalde şuradaki bir iki zımbırtı loot kaybolmuştur. Şu kapıyı açacağım. Seni de buradan açacağım. Aa yeşil. Ver. Öncelikle deaktive et. Neyi tekrar deaktive edeceğim? Deaktive etmedik mi? Şundan bahsediyorsun. Tamam. Ödül. Ödülünü almadan gitme dedi resmen. Ama ben sizden hakikaten bıktım ya. Çifter çifter be kardeşim. Ayıp ya.
Gerizekalı kendini öldürdü değil mi? Ya Bolt Hack'in sonu budur. Atlardık biz oradan oraya ya. O kadar da değil yani. No 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 no. Ne oldu kardeşler? Ne oldu? Aşağıdan çıkacak onlar da. Ben hazinemi kaybetmeyi göze alamam. Kusuruma bakma. Hatta şu... Oo. Şeyden problemli bunlar. Mermim fazla geldi. Harcıyorum artık. Kusura bakmasınlar. Bunlar elindeki orakları atıyorlar. O yüzden problem yaşanıyor. Orak değil o ayrıyetten. Sight. Sight. Artık açılır mısın? Hazineyi mi almadım ben? Hmm, demek ki bazı şeylere değer vermiyorum. Keçi kafası mıydı o? Galiba öyleydi. Yani o 3 tane taşı toplayana kadar neler çekiyoruz dedim ya, daha birini de bulduk. Oo yani. Yine problemli mekanlara gelmiş bulunmaktayız. Ben sevdiğimi alayım ya. Sonra başımız ağrımasın. Manzaraya bak. Bir gece vakti Orta Çağ Kalesi'nde kargaların burası kilitli. Kilitli. Burası açık. Bunlar hep hissiyat. Kargaları kaçırdım değil mi? Peki kaç binimiz var? 95 binimiz var. Flash'ımız var mı? Var. Çok da bir şey kaçırmış sayılmayız. Bence bir oraya bir load atalım. Şu load... He, kargalar herhalde uçup gitmez. Ya save alalım, ne olur ne olmaz dedim. Üzerine yaşanan olaya bak. Aslında kimisi hiç umursamayacak bu durumu da. Flash'ım varken ben bu tür... fırsatları kaçırmak istemem. Bayağı bir var çünkü orada ya. Nereye gittiler? Aşağı mı düştünüz yoksa? Peki, son kez gene deneyeceğim. Bu sefer daha yerden atayım bakayım. Varlar oradalar işte. İçeri düştün ama artık bu sefer. Düştü ya, içeri düştü. İşte hala orada. Ölmedi lan. Abi hayvanlar kesinlikle infected. Kesinlikle. 9 mm SMG mermisi yiyip de hayatta kalan ve kafasından bu mermi yedi halde. Böyle bir karga gördünüz mü? Demek ki Resident Evil 5'te karga adam geliyor. Burası şeye benziyor bu arada. Işıklandırma falan. Bu artık son loadum olacak. Abi benim böyle durumlarda içim gidiyor. O loot'u oradan çekip çıkarmam lazım. Anladım. Burada diyor ki, yapımcı diyor ki, bak dikkat et, burada kargalar olabilir. Manyak gibi loot alma. Şu kapıyı aç, geç. Şuradalar. Evet, buranın ışıklandırması bu arada Dark Souls 2'de şey vardı.
İlk bölümü temizlediğinizde karganın biri sizi alıp götürüyordu ya uzak diyarlara. Ya bu sefer böyle havuza dökülürsünüz. Bunlar yabana atılacak şeyler değil. Benim de kaçıracağım türden şeyler değil. Mağdur diyorum. Yani 300, 400, 500 bir şekilde geldi. İki velvet bir şeyler, kristaller bilmem neler. Hiç karga olmasa da burada spinel falan var muhtemelen ama olsun. Biz gene de full alalım. Gözümüzü loot bölünmüş. Sevgili Magnum, bekle beni orada gelip alacağım. Ama önce eşliği almam lazım. Yönünden bir tık boşuz ama onu da buluruz. Gına dostları eşliği falan bırakıp karga avına çıkan diyor. Buralar ne problem değil, ne problem değil. Boşuna germe beni. Aşağıda hazineleri alıp çıkacağım. Bir de kapıyı açamıyoruz, o yüzden ineceğiz. Yoksa hiç sevmem. Şeyleri değil. Maze. Labirentler sevilir. Labirentte problem yok. Labirentleri bu hale getirenlerde problem var. Efendim yavrum. Mr. Kennedy. Hala hayattasın gördüğüme göre. Bahçem hoşuna gitti mi? Aynı şeyi sana da sormam lazım. Bazen ben kaybolsam bile severim kendi bahçemi. Niye ki yani? Ama sen oradan çıkamayacaksın. Ne uğruna öleceksin biliyor musun? Benim evcil hayvanlarım için. Yani öteki kim o zaman? Bu iki farenin benden özür dilemesini beklerdim gibi bir şey dedi de iki fare derken ikincisi kim? Biri Louis, öteki kim? Diğer ikisi dedi ya. Yani toplam üç fareyiz burada. Biz Bremen mızıkacıları gibi üst üste çıkıp müzik yapan insanlarız. Sevmediğim yerlerden birindeyim. Güzel şey olmuş. Güzel falımı toplamışız da şunu bassam bulayım ya da bir kez vurayım ikisini beraber kullanayım. O daha mantıklı gibi. Şeyi güzel tutmuşuz yani şu aşamaya kadar. Shotgun iyi dayanmış. Tebrik etmek lazım shotgun'a. Ne o? Ne lan o? Bu arada 3 mü? Bir şattan artı 3, 5, 1, 8. Kim konuşuyor ya? 5.4, 10.4 yani. 10 canı var anladım. Onu anladım da. Öteki vırlama ne? Bu arada bu köpekleri geçmenin yolu size saldırmamaları için kamerayı tavana çekip koşmak bu. Speedruncılar yaparken görürsünüz. Olsun ben içinizdeki loot'u istiyorum ve bu labirente el koyacağım. Ama önce shotgun. Koymam lazım ki. Yine yeşil. Ne güzel yeşile tuttun bizi. Ya canlarım bölmeyin. Gerçekten bölmeyin. Hangi taraf daha problemli? Açılmadığını mı iddia ediyorsun? Hadi gelin canlarım, haydi haydi. Burada başka bir şey var, başka bir şey var burada. Tamam. Yok mu yani, hiç mi? Bakayım senin üzerindeki etkisi neymiş? Harbi misin sen? Sen harbisin. Demek ki bir de dışarı çıksa düşünün yani. Bu nedir ya?
şey vermeden çektin gittin öyle mi? Ama o kilidi kırıyorlar o yüzden. Yok. Öyle güzel TMP yağdırıyorsun ama bunlar TMP ile olacak şeyler değil. Ayrıca bu enfekte hayvanlar en seri şekilde en yüksek hasarı vuran canlılar bu oyunda. Resident Evil 4'ten bahsediyorum. Yani hiçbir boss falan bunlar kadar seri kitle kontrol atıp hasar vurabilemiyor. Böğürmüyordum öyle. TMP harcamam lazım biraz mecburen de. Güzel TMP ile de. Hadi ya, yer sıkıntısı çekmeye başladığımız günleri gene gördük şükür. Bir tane daha sprey yapmış oldum. Bu ne abi? Bu ne lan? Bu ne? Görüyor musunuz yeri? Şurayı. Ha, şurada da bir şey yanıyor. Şunun efekti miymiş bu? Hayır. Hadi gelin, hadi öğrenin, hadi. Buradan. Burası ilk. İki tane çeşme var. İkisinde de yarısını bulmuşuz kapıyı açacağımız zımbırtını. Yani iki çeşmeden birden abdest alırsanız kapı açılıyor. İki de şunu çekip sizin canınızı sıkmak isterdim ama kısmet işte. İşte bunlar hep kısmet. Bunlara en etkili olan şey budur. Yanıcı bomba buradan oraya yetişmez. Siz az bekleyin de ben sizin benzininize geleyim. Böyle uzaktan uzaktan olmaz. Yes, şuradan geldik. Hangisi gider? Harita var mı? Bu kadar can sıkacağımı var da uf yani. Öf yani. Tamam. Diğer tarafta hazine varmış. Bence o daha önemli. Şunu alayım. Öteki göz. Neye takacağım ben bunu? Maskeye tabii ki de. O zaman sonuncusu nerede? Buluruz. Onu da buluruz. Hiç. Arkamdan gelme mi? Öyle mi? Yok yok. Yok şuradalar da. Şu artık yetişsin diyorum. Leon ne diyorsun? Arkamdan gelmeni gerinmiyorum da. Bu muydu lan tuzağınız? Sizden daha kaliteli işler beklerim. Çünkü Ramazon'un siz petleriymişsiniz. Yok ya buralardan hiçbir şey çıkmıyor. O da hazinelere değil. Neyse kaldı ya. Şunu da aç bakayım. Öteki çeşmelere de gidip bir el yüz yıkayalım. O da o tarafta tamam. Burada hazine vari bir şey var mı? O sırtından çıkıyor ya bir şeyler. Onlar takır takır vurmaya başlıyor bize. Ve bir anda kırmızıya atıyorlar bizi. Ne mutlu size. Biliyorum böyle şeyler yaşanacağını ama. Burada bir şey var ya. Çözemedim. Çünkü yaratıklar da oluyor. Bak bu gnadolarda falan olan bir şey değil bu. Çapraz bir açıda bazen pompalı efekti yemiyor. Hedefi tam üzerine getirsen bile yemiyor. Yani uçmuyorlar geriye. Stun yemiyorlar. Hayatımda gördüğüm en saçma merdiven inişi. Teşekkürler. Şunu da aldım. Artık o kapıyı açarım. Artık o kapıyı açtım hatta. Şu.
Bazen buralardan spinel düşebilir. Yani o şekilde atladıysam ancak öyle atlamışımdır. Dört daha var. Yaklaş biraz. Sonra uzaktan saymıyorsunuz, etmiyorsunuz. Son 11 mi yoksa? Yok, bir 15'im daha var. Şu köyde topladığımız 15 ile hala duruyor. Fişekler ıslanacak artık. Bu tarafta bir şey var mı? Kapalı görmüş zaten. Bu muydu? Çakal mermisini vermeniz. Olur. Şuradan da sol yapıp bu görevi bitiririz. Hadi bize girebilirim. Artık bu bahçe bizimdir. Sadece ve sadece bizim sözümüz geçer. Bunu da mı kombine edeyim? Buraya bir obje lazım. Şekil anahtarmış. Oh, çekmek istiyorum ama çekmiyorum. Onun yerine silahımı çekiyorum. Yok lan, ben değilim. O elleri bir havaya alayım canım. Ama bayanların emrine ben şey yapmıyorum. İtimat etmiyorum. Şimdi. Blacktail lan o. Leon. Senin Red 9'un daha şekil kardeşim. Yaptığın şey ayıp. Ayıp. Bir dahakine bıçak kullanırsan senin için daha iyi olur yakın dövüşte. Şekil. Uzun zamandır görüşmedik ya. Demek üçüncü fare sensin. Ne doğru? Wesker'a çalışıyorsun değil mi? Ödevine çalışmışsın görüyorum ki. Niye böyle yaptın Ada? Sana ne oluyor? Niye buradasın? Niye böyle birden ortaya çıktın? O cümleyi kurarsan olacağı bu Leon. Çıkmasın mı ortaya kardeşim? Görüşürüz, hadi bakalım. Zaten Ada Wong şöyle bir insan evladı. 2 dakika oturup konuşamıyorsun. Mümkün değil. Yok yani, öyle bir yazılım yok. Ada Wong'u 2 dakikalık video koyalım demişler, kovulmuş Capcom'dan. Duramıyor. Şuradan mı çıktı o? Eda zaten buradaymış. Bu arada eşim boyunda Leon'a outfit kıyafet seçerken bütün bizi ilişkilendiren NPC'lerin de kıyafeti değişiyor bu şekilde. Saat kaçmış? Yakından saate bakmaya çalışan Leon kör oldu. 4'e çeyrek var gibi anlıyorum ben. Leon, otur bir sahur yapalım kardeşim. Spinal. Şu açık mı? Mümkün mü? Mümkün değil tabii. Full clear benden muhtemelen kaçamayacak bu oyunda. Bir şey merak ettim. Saat aynı mı? Aynıymış lan. Helal olsun. Ama daha düzgün bir texture atarsanız. Da seni bulduğuma sevindim, üzülümü bilemiyorum çünkü heyecanlandırıyorsun, sonra upgrade vermiyorsun bana. Olur. Ama bir şey takılmıyor. Bu da Eda'nın herhalde notu. Ama yok, Eda'nın notu olamaz bu. Da fotoğrafı nasıl çektiler lan o zaman? İçeri sızan bayan, yani öyle çevirerek. Yani bir de içeri kadın girdi yani. Nasıl lan? Ne? Görünüşe göre Sera'nın işi. Louis Sera'dan bahsediyor. Yani Louis Sera'nın bir bağlantısı var diyor bununla.
İki fare derken zaten bizi dışarıda tutarak haricinde iki fare var dedi ya Salazar. Zaten bunlar demek ki iki fare de Sera diye bize söylemedi ki o zaman. Şunu şöyle inanıyorlarmış, ona bakıyorum. Enfekte yumurtayı. Yani Sera'yı da enfekte etmişler ya, ondan çıkartan kişi o olduğuna inanıyorlarmış. Yani ellerinde bir kanıt yok. Ve bunun karşılığında bizden şeyi almış. Neydi bu? Sample vardı ya, örnek. Öyle bir anlaşma döndüğüne inanılıyormuş aralarında. Peki. Yani Louis sample'ı Eda'ya verirse Eda da onun içindeki paraziti öldürecek. Böyle bir anlaşma yapmışlar. Welcome. Herhalde anlaşmayı da bu masada Some yapmışlar. rare things on sale. What are you buying? Neden ya? Çok mu güçlü olacağız? O yüzden mi? İzin vermiyor. Yapabileceğim bir şey yok. Cebimde bozuk var. O yüzden gene 30 bine kadar upgrade yapabilirim. Sen hiçbir şeyle birleştiremiyorsun. Kusura bakma. Siz ikiniz bekleyin. Şunları tut. Bunu al. Sen de thank you. Ve yeni bir update şey var mı? Satın alacak bir şey yok yani. Mind yani ya çok zor. Kullanımı falan acayip zor. Yeni oyundaki şey gibi, Bolt gibi yani. Güzel, 15 olur. Olur. Bak ya, neredeyse bir saniye. Bu mantıklı. Mantıklı, bayağı mantıklı. Artık resmen ve resmen ilk haline göre yaklaşık kaç saniye oldu? 1,5 mu 2'ye yaklaştı değil mi? Yani 2,33 bayağı iyi. 6. Bir dahakine affetmez. Bir dahakine affetmez. 30 bin kalsın orada. Bunu niye yapıyoruz biliyor musunuz? Daha önce yapar mıyız bilmiyorum. Eda nereden çıktı? Eda aklımı aldı bana. Eşliği bulmadan önce yaparsak Magnum'la kıyaslama şansımız olur. Aynı hasara gelecek çünkü. Şakası yok. Teşekkür ederim dayı. Hi. Thank you. Son upgrade'ler kaldı. Red 9'a vermiyor, bilmem fark ettiniz mi? Muhtemelen OP olacaktı çünkü bu aşamada. O yüzden vermiyor. Hadi go. Hadi go. Alacağımı aldın mı? Fazlası iyi. Kaç binim var? 38 artı. Gene aynı ses, gene aynı ses. Bu arada buranın ambiyansı da çok iyi. Sadece şurada yürüme simülasyonu olsa gene gelip yürürüm yani. O kadar bence başarılı. Küçükken biz bu halıların kenarında oyuncak araba sürerdik lan. Siz de yapıyor muydunuz böyle şeyler? Yalnız bu salon bize ağır gelir Leon. Bizde burada yürüyecek bot yok. Çabuk çıkalım. Yani şey var, yemeklerle alakalı özlü sözler var. Hayat ekmekle başlar diyor ki, doğru.
şeyin romanın hangisiydi ya? Sezar demek istememişti de birisi yapıyordu bunu. Bir çocuğu zindana kapatıyor. Ve bu çocuk doğumundan itibaren oraya kapatılıyor. Bakalım hani yetişkin olduğunda ağzından çıkan ilk kelime ne olacak? Kimseyle konuşmuyor. Hiçbir dil yok. İlk çıkan kelime bekos olmuş. Ekmek. Ekmeğe de bek oradan geliyor yani. Gepek, bek, bacon. Bu da oraya gönderme. Buradan anlıyoruz ki yapımcılar bir şeyler biliyor. Adım adım büyüyor lan çocuk. Bunu ben de yapmak istiyorum. Böyle sofrayı çekip boyutlu tavana, duvara. Karnına acıkınca bakarsın. Yani kutlamalarda tabii ki et. Etin yanında beyaz kırmızı şarap. Kırmızı olmaz, beyaz olur. Bu yemek işi döndü dolaştı, puzzle'a bağlandı, anlıyorum. Boşuna asmamışlar. Yani bizim bir kalemiz var. Ne yapalım? Salazar ve şeyleri, mühendisleri kendi aralarında konuşuyor tam şu sofrada. Neden diyor, bir gün Amerikalı basarsa ona böyle puzzle yapmayalım onu. Şişeyi vur, şişeyi. Açılması için şişe yazıyordu şurada. Son kelime şişeydi o yüzden. Bu da demek oluyor ki ötekiler de vurulabilir. Şunu alayım ben. Bu geriye gidilen yer ama gidilemeyen opsiyonel yer. Ama biz gideceğiz, oraya gideceğiz. Artık problem yaşamaya başlasak olur. Var başka taktikleri. Şu varsa buradan çıkar gidersiniz. Hatta deneyelim ya, ne olacak ya. Şunu almak isterim. Ve bunun için yer mi yok? Tüfeğimiz 15 gördüm orada. Bu kritik yerde de hayat kurtarır. Nasıl olacak bu iş? Flaşı almazsam olmaz. Olur mu? Olmaz. Olur mu? Oldu. Yes. Ne kadar sevindiniz canım. Garador geldi gene. Evet, bir sizden, bir benden, bir ondan, bir herkesten. Hangisi daha pahalıydı? 2500, 2000, değil mi? Aynı etkiyi sağlıyor ama bu yerli üretim olduğu için fullese dahi daha ucuz. 15.000 daha mı attı oradan? Hı. Borçlarım, onu da nasıl geçiriyorsun aradan? Bu ne? Şuraya gitmek en büyük hayalim. Neden? Çünkü artık zamanı gelmeye başladı. Bak seni ekmekle. İki, iki, iki gidiyor işte, iki, iki. Yakışıyor mu şu yaptığınız? Ekmek yenen yerde. Hı? Oğlum bu tarikatı ben çözdüm. Bunlar Ramazan ayına yakın böyle sofra kurup
ihtiyacı olanlara, fakirlere, ihtiyaç sahiplerine iftar masası kuruyorlar ve dışarıda da top patlatıyorlar. Yani bunda kızacak bir şey yok Leoncuğum. Anlıyorum. Evet. Neden bazı şeyleri kalıcı olarak çözmüyoruz diyecektim ki. O da bir sonraki versiyona, hani farklı farklı çeşitleri vardı ya. Mermisi fazla geldiği için, yoksa şu 48'i ortadan kaldırdım mı? Tamam, yer açılsın. Maksat. Yoksa bizim Red 9'umuz sağlamdır. Atla bakayım. Hadi girebileceğim ben. Manyak işte bunlar. İçinden böyle garip tuhaf şeyler çıkar. Şunu alayım mı ben? Teşekkür ederim. 15.000 artı 10.000, 25.000, yani 5.000 lira harcamış olursunuz totalde. Artı 2 saat şunları vurmak istemedim sana. Neden? Çünkü bir sonraki upgrade, 2 upgrade'de sen de bir çeşit magma dönüşeceksin. Bir çeşit demek yanlış olur. Baya baya magma dönüşeceksin. Neden diyoruz? Bazı şeyleri kullanmıyoruz. Evet, buradan çıkacağım da. Ölerek. O ne? Aşağıda mı yukarıda mı? Bu ne? Bir de 2 saniye immun veriliyor ya. Ben gider. O lootlar giderse ben de gider çünkü. Evet, bu yere, bu yere, bu yere. Ben de onu diyorum ama anlaşamıyorum. Dur. Şunu alayım. Kim konuşuyor? Ha, bu muymuş? Sen manyak mısın yavrucuğum? Bu hastaları. Evet, verilmiş tadakan varmış. Ecel işte böyle bir şey yani, bir kurşun önce de gelebilir. Yani kurşunu geldiyse ne bir kurşun öne ne bir kurşun arkaya. Ne güzel bir koridorumuz var sizin öyle. O kapı sesi neydi? Yetmez. Daha büyük, tamam, daha büyük şeyler derken bunu kastetmemiştim ama harcamayacağım, harcayacağım. Bunlar problem değil, benim gelen şey soldan gelen ses.
gidebiliriz. Ama hayır. Neden? Ailenin yüz karası. Of. İki saniye nefes aldırmaz. Kafada da metal varmış. O stok hakkını fazlasıyla verdi. Hala hangi manyak var ya? Yok, kimse yok. Yok abi. Anladım nerede olduğunu ben sen. Şu açılmıyor. Let's go. Şu morali de zehirin yaşamına son vereyim de. Stun yemesi için bile. Şu müziği sustur da. Bir yerden sonra germediğini biliyorum. Şurayı da at canım benim. Şimdi çıkıp gideceğim buradan. Şunu alabilirsem. Bazı şeyleri bedavaya getirmek. Fakirlere sadece iftar değil, ihtiyacı olan ailelere bozuka yardımına kadar hiçbir desteği esirgemeyen bir kurum. Artık alırım ben bunu da şunları nasıl sığdıracağım? Olur. O da olur. Bu olmaz. Olur. Olmaz. Hayır. Tabii ki de hayır. Bir hal çare düşünüyorum. Neyden vazgeçebilirsin? Aynı şeyi mi almam lazım? Şu mu? Detaya bak. O değil işte. O değil. Şu. Ne var lan burada? Ne var? Sen gidip güle güle. Olmaz. Mümkün değil. Bir de sen. Bu işin başka yolu yok. Hadi. Eder ya, o kadar eder yani. Sen şurada kal. Şunu alabilirsem. İhtiyaç sahiplerine dağıtmak için. İki tane sarı var ya. O yüzden idare ederiz diye düşünüyorum. Hadi güle güle. Sen bu aileden olabilir misin? Daha önceki panolarda hiç görmemiştim. Etkilenip peşine gidiyorum şimdi. Satıcı abiyiz. Hadi aç şu ceketimi de. Ne? Ne diyorsun? Bir de bağırıyor. Gerekirse her şeyi. Gerekirse her şeyi. Gerekirse her şeyi. Bundan üçer tane ne ya? Yer çıkmazsa onu ikiye indireceğim. Artık çıktı yani bir zahmet. Son çantayı da almış olduk. Bundan daha da XX'lerci yok. Modla falan koymadılarsa yok. Olmaması lazım. Yok. Var mı? Adada XX'ler mi geliyor bir sonraki yerde? Yok diye hatırlıyorum ya. Neyse, hafızam beni yanıltmıyorsa daha fazla problem kalmadı demektir. OP olacağı için vermiyor son iki upgrade'i. Yoksa buna yetecek Bezeto vardı. Aynı şey bunun için de geçer.
Hiç problem değil. O zamana kadar yine şunlardan 20 biner çekip 40 bin yapmış oluruz bence. 5 bin yazıyor ama üzerinde bozuk olduğu için çok da şey yapmak istemedim. Yani acilen 30 topla anlamına geliyor. Nereye gidiyoruz? Her nereyse daha önceden ayak bastığımız bir yere bağlanıyor. Louis. Sonunda aldım. Elindekini kastediyorsan bir problemim yok. Ama bunu kastediyorsan çok büyük bir problem var. Sample. Settler. O pederin değil de. Osman Sevdur. Başka kim olacak? Ben nihayetinde ele geçirdim. Benim için bir amacın kalmadı. Benim ufaklık Salazar senin icabına bakacak. Aynı kaderi sana da isabet ettireceğiz. Ben bir araştırmacıyım. Ayrıca Seddur beni kiraladı. Ne yapıyorsun oğlum? Kaburgası kırıldı herifin, görmüyor musun? Ne don't talk. Parasite'ı geciktirecek ilaç ver. Gördüm canım Seddur'un oğlunu. Neden? Bırakayım adam ne istiyorsa yapsın, kendi sample. Şey değil mi? Zerre etkilenmedim. Kalk gidelim Leon. Evet, bunlar işe yarayacak ama.